Bu ülkenin gündemi seçim olmaması gerekiyor, geçim olması gerekiyor. İnsanlar geçim derdinde, seçim derdinde değil. Ne seçimi? Ne seçimi abi? Ne seçimi yapacaksınız? Ekonomi kötü diyorsunuz. Ekonomi ne demek kötü? Ekonomi kötü değil, berbat. Berbat. Ben açım aç. Ekonomi Bakanı biliyorsunuz Berat Albayrak. Evet. Çıktı gene bir açıklama yaptı. Çok iyiye gidiyoruz diye. Gelsin bana anlattın bana. Ben bir emekli vatandaşım. 1700 lira maaş alıyorum. 1700. Evet. Kira buradan veriyorum. Diyorum 1700 lira emekli maaş alıyorum. Neyle doyururum ben karnımı? Kirada oturuyorum. Ne geliyorlar güllük gülistan. Nereye güllük gülistanlık? He? Gelsin bana anlatsın onu güllük gülistanlığı bana. Vereceğim o 1703 lirayı. Beni bir ay geçindirsin. İki tane çocuğum okuyor. Beni bir ay geçindirsin. Ben ayaklarını öpeceğim onların. Hepsi zırt tapos onların. Neler yapılması lazım abi? Hükümet neler yapması lazım? Yatırım şimdi? Yapması gerekiyor, yatırım. İnsanların işe ihtiyacı var. Bak görüyorsun bu ne, insanlar boşluktan geziyor, işsizlikten geziyor. İşsizliğin de olmadığı nasıl olmadığı söyleniyor abi? Ya bir sokağa çıksınlar da sokağa sorsunlar sokağa. Bir sokağa sorsunlar işsizlik var mı yok mu? Böyle orada oturup konuşmakla olmuyor bu iş. Bir sokağa çıksınlar da işsizlik var mı yok mu bir sorsunlar. Sokağa çıkmaları lazım. Evet. Bir gün yürekleri yetiyorsa bir kıyafet giysinler bakan olarak değil de vatandaş olarak çıksınlar. Vatandaş bunlar hakkında ne konuşuyor onu duysunlar. Varsa öyle yürekleri. Böyle 150 korumayla gezmesinler. Vatan haini ilan ediyorlar abi. He? Vatan haini ilan ediyorlar. Vallahi ona öyleyse ben vatan hainiyim. Çünkü ekonomi berbat berbat. Ekonomi berbat. Ben 25 sene prim yatırmışım bana veriyor 1703 lira emekli maaşı. Bu mu ekonominin düzgün olduğu? Ekonominin iyisi bu mu? Buysa o zaman buyurun hep beraber ölelim. Diyecek başka bir şey var mı? Vallahi, diyecek bir şey var. Neymiş tutturmuşlar bir seçim. Ne seçimi ya? Ben geçim derdindeyim. Seçim değil. Biz günlük soruyoruz. Bugünkü konumuz buydu aslında. Onu da sorduk. Tamam. Siz onu açıkladınız. Ben yani benim derdim geçim, seçim değil. Gündemimiz geçim olması. Benim gündemimiz geçim olması gerekiyor. Yani üretim olmazsa tüketim cebimde, benim cebimde 90 lira para var şu an. Bir saat sonra biter. Ne yiyeceğim? Üstüne eklemezsem bir şey yok. Üretim olmazsa her şeyi dışarıdan alıyoruz. Ne üretiyoruz abi? Hayal üretiyoruz. Sadece hayal üretiyoruz. Ne? Ekonomi güllük gülistanlık. Nereye güllük gülistanlık ya? Gelsinler pazara çıksınlar da enflasyonu görsünler kaçmış enflasyon. Antalya'da 5 liraya domates yiyorum ben. Antalya'da üretilen domatesi 5 liraya yiyorum. Gelsinler de görsünler. Bir pazara çıksınlar da enflasyon kaçmış görsünler. Ama oradaki yazanlara diyorlar ki bugün 8 yazdın 8 yazıyorlar. 10 yazdın 10 yazıyorlar. Ha benim cebimdeki enflasyon 35. Manipüle ediliyor diyorsunuz rakamlar. Ya onların adamlar istediklerini yazıyorlar o kadar. Sadece onların istediği yazılıyor. Başka bir şey yok. Peki abi çok teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben konuşabilir miyim? Tabii abla. Erken seçim soruyorum. Çünkü biliyorum ben çünkü buradan biraz da Tayyip'e uyarı göndermek istiyorum. Tayyip Erdoğan Suriyelileri savaş var, savaş mağduru diye buraya getiriyor. Bence onlar savaş mağduru değil, onlar vatan haini. Bu bir. Vatan hainlerine buraya getirip de bakacağına, tapusuz üstlerine daire vereceğine aç, buradaki kendi aç vatandaşını düşünsün de bizlere yardım etsin. Çünkü neden derseniz biz burada ev tutacak para bulamıyoruz bu bir. Kira veremiyoruz iki. İş bulup çalışamıyoruz üç. Çocuklarımıza ne bileyim para veremiyoruz dört. Onları yetiştiremiyoruz iki. Yani bunları biz böyle süründükten sonra onları buraya getirip de bedava onları çalıştığı yerlerde bedava çalışıyorlar. Bu işler hepsi tıkkında mıydı? Herkes iş bulabiliyordu. Bulamıyordu ama yine bu kadar değildik. Kuzum bu kadar değildi, bu kadar değildi. Ha, emekliler maaş alamıyor, yetmiyor. Allah'tan korkun. Nerede dört dörtlük? Nerede dört dörtlük? Beni Allah'tan ben korkarım. Ama işte dört dörtlük değil yani. Değil ablam değil. Yani açlıktan geberiyoruz ha. Ben 3 kere ev değiştirdim işsizlikten. Evet. Neden bulamıyorsunuz? Suriyelilerin yüzünden geliyorlar burada bedava çalışıyorlar. Bizim istediğimiz günlüğü de aylığı da vermiyorlar patronlar. Çünkü şöyle bir sağına bakıyorlar, Suriyelilere bakıyorlar. 50'ye, 30'a, 100'e çalışıyor. Ki 100'e bile çalışmıyor. 50'ye, 60'a, 10'a, 20'ye çalışıyor. Biz 70, 80, 90, 100 istediğimiz zaman da çok geliyor. Adam resmen küfürle bizi gönderiyor. Ne, açıkça söyleyeyim, çok affedersin, özür dileyerek söylüyorum. Adamlar patronlar resmen bize siktiri çekiyor lan diyor. Burada bedava çalışıyorlar, siz burada bir sürü para istiyorsunuz diyorlar. Yani ben gerçekten hani oy verdim, vermedim değil. İki kere oy verdim.
Tayyip Bey'e. Ama gerçekten de verdiğim ellerim kırılaydı da vermeseydim. Bu durumda olacağımızı bilseydim. Vatan hainlerine bakacağını, kol kanat gereceğini bilseydim, kendi ülkemizdeki insanlarımızı aç bırakacağını bilseydim, ben o kolları kırardım ve ben ona oy vermezdim. Gerçekten vermezdim. Yazıklar olsun diyorum ben ona. Başka bir şey demiyorum. Neler olmasını istersiniz abla? Ne bekliyorsunuz? Bir mesajınız var mı buradan? Neler olmasını istiyorum? Güzel bir soru. Yani en azından onlara bakana kadar bize de onlar kadar kol kanat germesini ve emekli aylıklarını biraz daha yükseltmesini, ne bileyim, ekonomiyi bu kadar krize sokmamasını istiyorum. Gerçekten bunları istiyorum. Ve Suriyelilere kol kanat gerip de onlara canla başla koşacağına biraz da kendi ülkesindeki insanlara koşsun. Bunu istiyorum. Çok sağ olun. Önemli. Olsa iyi olur. Neden abi? Günümüzdeki şartlar, ekonomik şartlar, kriz ortada. Gidişat iyi değil. Gidişat iyi değil yani. Allah sonumuzu hayır getirsin. Amin. Hayır bir gidişat yok yani, onu söyleyeyim. Kimse, keşke hükümetimizin dediği gibi olsa, öyle güzel olsa. Yani ekonomik olarak ben bak emekliyim. Gerçekten çok zor şartlardayız. Yani hele bilhassa bu kriz en çoğunu emekliye vurdu. Evet. Askeri ücretliye vurdu. Yani ücretli çalışanlara vurdu. Ben belgelerle. Yani o yüzden insanların yazık. Bu ülkemiz insanlarına yazık. Bu memleketin seçimde siz kime oy verirdiniz abi? Vallahi ben onunla Allah arasında. Ben başka bir şey demem. Yani çok teşekkür ederim. Ben yani çünkü perdenin arkasına giriyorsun. Gizli bir şeydir. Yani açıklaması yani propaganda, ben şunu yaptım, şunu yapacağım, şunu edeceğim. Öyle şeyleri sevmem. Benimle vicdanımla Allah arasındaki olan bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bence 2023'ten sonra yapılmalı. Neden abi? Yani Türkiye'nin şu anda herkesin beyninde 2023 var. Bir 2023'ü görelim ya, neler yaşayacağız, neler yaşamayacağız. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. 2023'te şimdi, neler olacak abi? Bence yani 2023'te neler olacak onu bir tek Rabbim bilir. Biz bilmeyiz. Ben şimdi ne desem yalan olur. Doğru mu? Peki. Ama 2023'te Türkiye'nin ekonomisi biraz oynama olur. Herkes sahip olduğu şeye sahip olur. Ekonomiye neden sahip? Gider. Yani inşallah... Yani dileğimiz, temennimiz Rabbimizden bu. İnşallah 2023 bizi aldatmaz yani. Başka hani kötü yollara, farklı şeylere ulaşmayız yani. Çünkü aramızda şu an Türkiye'nin 81 iline bakarsan her bir ilde yani 100 mi 200 mi diyeyim dış ülkenin ajanları var. Bak her ilde var bunu. Şu an aramızda bile var şu an yani. Şu an aramızda bile olabilirler yani. Neden biz bunları kendi içimizi temizlemiyoruz da biz başka tarafa bakıyoruz. Dış güçler bizi bitirmek için uğraşıyor. Önce kendi içimizi temizleyelim. Biz dış ülkeyle bir uğraşalım da. Dış ülkeyi bir durduralım. AB'yi bir durduralım da. NATO'yu bir susturalım da. Ondan sonra Suriyeli'yi burada susturalım da. Suriyeli de günah ya. Adam kendi, sen kendi evini burada bırakıp da kaçar mısın bir yere? Kendi barkını, toprağını bırakıp da malını, mülkünü bırakıp da kaçar mısın bir yere? Ya o sahilde nargile çeken diyen, onlar Katar'dan gelen, Dubai'den gelen babam, onlar Suriyeli değil. Suriyeli değil diyor. Değil abi. Peki abi, olası bir seçimde kime oy verirsiniz siz? Ben. Evet. Hangi partiye? Ben onu söylemesem olur mu? Hani o bizim gönlümüzde yatsın da, değil mi? Gönlümüzde yatan bir parti olsun. Aynen öyle. Değil mi? Rabbim kime hayırlı görüyorsa onun yolunu bahtını açık etsin. Biz sadece ben bunu kendi dileğimle, kendi bilgimle ifade etmek istiyorum. Bu ülke için en hayırlısı neyse, milleti birbirine sıcak tutan neyse, Rabbim onu başa getirsin. İnşallah. Ve başta da hiç ayrıştıranlar değil de birleştirenler. Şimdi Elazığ konusuna gelelim. Sen Elazığ konusunda bana bir soru soracaktın. Elazığ konusundan senden o bir soruyu alabilir miyim? Ben Elazığ çünkü hiç kaç gecedir gerçekten yaptığım gibi kamera şeyinde demiyorum ama gerçekten ben de bir Kürt olarak yani içim ağrıyor. Bak her neresi olursa olsun çünkü Rabbimin izni dışında dahil hiçbir şey olmuyor. Doğru mu?
yer nasıl sallandı biz kendi gözlerimizle gördük yani. Şahit olduk ona ve Allah'ın, Rabbimin neler yapacağını biz kendi şahit olduk. Bütün dünya şahit oldu, doğru mu? Çin'deki olaya da şahit olduk, Elazığ'daki olaya da şahit olduk ve dünyanın her ucundan da şahit oluyoruz, doğru mu? Şimdi kardeşim sana şunu söyleyeyim. Her yerde Müslümanlar ölüyor. Afganistan için kimse ayağa kalkmıyor. Türkmenistan için kimse ayağa kalkmıyor. Arakan için kimse ayağa kalkmıyor. Filistin için kimse ayağa kalkmıyor. Suriye, Irak için kimse ayağa kalkmıyor. Mısır için kimse ayağa kalkmıyor. Senin senin Müslümanın nerede kaldı? Biri gelip sana diyecek ki, kardeşim Müslüman mısın? Kamerayı görünce, elhamdülillah Müslümanım. Bak, elhamdülillah Müslümanım. Nerede kaldı senin Müslümanlığın? Sadece elhamdülillah Müslümanım demekle olmuyor. Vatandaş neler yapabilir abi bu Müslüman yani ülkelerle? Vatandaşlar bak, vatandaşlar neler yapabilir? Ya derneklere para yatırmayın ya. Vallahi yatırmayın. Evet. Yatırmayın ya. Gidin, sağ elin gördüğünü sol el görmesin baba. Git araştır, bul. Gücün var mı? Zengin misin? Bulursun. Ben zengin miyim? Beyefendi fakir mi? Vallahi bulurum bunu. Bulurum. Bir ay olsa, 10 gün olsa, 10 sene de olsa bulurum. Ben o fakirin cebine 100 lira koyduğumda, benim ardımda 1000 tane dua etse veyahut da bir dua etse nelere mal olur biliyor musun sen? Biz bunu istiyoruz, biz bunu istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz bunu biliyoruz değil mi? Ben açım. Buyur. Senin komşunun. O var ülkemizde bir maalesef insanın, birçok şekilde var, bunları görebiliyoruz abi. Birçok şekil var ve birçok şekilde fırsattan ziyade hareket ediyorlar. Allah'ın kelimetini, Peygamber Efendimiz sözlerini kullanarak hareket ediyorlar. Neden biliyor musun? Nasıl olsa Allah için ver derim. Allah diyor işte. Anladın mı? Bir insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerine şöyle buyurmuştur. Ey sahabelerim demiş, mecliste demiş. Bir insan elini şöyle açtığında sağ veyahut da sol, bilse ki gökten o ele neler düştüğünü bir görseydi, inan ki o insan hiçbir zaman elini açmazdı. Çünkü cehennemde öyle bir taş çıkıp da o ele girecek ki, eğer onu görseydi o ondan para istemezdi, dilenmezdi. Sadece bunu